Merhabalar. Fatma'nın örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evleriniz sağlık, mutluluk, huzur, bereket dolu olsun. Sağlığınız, huzurunuz, bereketiniz daim olsun. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlere şöyle ortak kalanlıkta bebe ipiyle geldim. Baby altın ilmek ipiyle geldim arkadaşlar. İpim şöyle çok güzel, hoş, tatlı bir mavi bebe ipi arkadaşlar. Bugün sizlere bu bebe ipine yakışır. Çok güzel kabartmalı üç boyutlu bir modelden bahsedeceğim. Bu modeli dilediğiniz iple örebilirsiniz. Bu modelimizden çok güzel bebek yeleği, bebek kırkası olur. Yetişkin örgülerine çok yakışır. Hem üç boyutlu hem de kabartmalı çok kolay bir modelden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu modelimizi anlatmaya geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım ve bir ters bir düz lastik ördüm. Bismillahirrahmanirrahim gerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Modelimle bahsedeyim. Öncelikle bu modelde neler olur? Bu modelden çok güzel bebek yeleği olur, bebek hırkası olur, atkı olur, bere olur. Berelere çok yakışır arkadaşlar. Modelimiz kabartmalı bir model. Eşinize, kendinize çok güzel hırkalar, süveterler yapabilirsiniz. Yani modeli dilerseniz bebek örgülerinde, dilerseniz yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Yakadan başlamalı bebek örgülerine de çok yakışır. Şöyle modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Bir model 8 ilmekten oluşuyor. 1-2-3-4-5-6-7-8 Hırka yelek süveterine başlarsak bu şekilde 1-2-3-4-5-6-7-8 8-8-8 Dilediğiniz sayıyı 8 ve 8'in katlarında ilmek atacaksınız. Sonuna bir tane kenar ilmeği ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ben 3 modellik ilmek için 24 ilmek aldım şişime. 3 modellik ilmek 24 ilmek ediyor. Sonuna da bir tane ilmek ekledim. Toplamda 25 ilmeğin üzerine 3 modeli anlatacağım sizlere. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2 ters ördüm. 2 ters ördükten sonra bakın bu şekilde 3 üç ilmeğimi 3'ünü birlikte ters örgü olarak alıyorum. Bir kez doluyorum ve bir kez daha alıyorum. Ve bırakıyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım arkadaşlar. Tekrar 1 2 ters ördüm. 2 ters ördükten sonra bakın şöyle düz ilmeğimiz dek gelecek. Bu düz ilmeğimizin bir sıra altına batacağız. Bir sıra altına bu şekilde batıyorum selanik örer gibi. Burası bir model arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde 8 ilmek üzerine kuruluyor. Bakın kenar ilmeği hariç 1 2 3 4 5 6 7 8 bir modeli 8 ilmeğin üzerine kurdum. Şimdi modelimi tekrar anlatıyorum. Önce 1 2 ters ördüm. 2 ters ördükten sonra 3 ilmeğimi öncelikle ters örgü olarak kesiyorum. Bakın. Ve 3 ilmeğim hala şişte duruyor. Bir kez doladım. Tekrar bu 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Şimdi tekrar 2 ters örüyorum. 1 2 ters ördüm. Tekrar ara modelimiz olan düzümüzü bakın bu düz ilmeğimizi şöyle bir sıra altına batıyorum ki aynı Selanik örer gibi arkadaşlar modelimizin ara modeli olarak ortada çubuk şeklinde gözüksün diye. Şimdi modelimi son kez anlatıyorum. 1 2 ters ördüm. 2 ters ördükten sonra 3 ilmeğimi ters örgü olarak kestim. Bir kez doladım. Tekrar üç ilmeğimi ters örgü olarak kestim. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Tekrar 1 2 ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters örerek modelimizin birinci sırasını ön yüzden bu şekilde kurduk arkadaşlar. Burası modelimizin birinci sırası ön yüzü. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayım. Arka yüzündeyim. Modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde 1 2 düz ördüm. Bu şekilde 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yere geldiğimizde ise bunu 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 1 2 düz ördüm. Bu bizim ara modelimiz. 1 ters ördüm. Yani tersimi ters ördüm. Modelimizin arka yüzünden de yapacak olduğumuz işlem bu. Bunu tekrarlayacağım. Bakın modelimi tekrarlıyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz 2 düz. Düzümü düz örüyorum. Ondan sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yer zaten kendini belli ediyor. Bu 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yeri birer birer ters örüyorum yani üç tane ters örmüş oluyorum tekrar 1 2 düz ördüm ve bir ters ördüm tekrar bakın son modelime geldim modelin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım 1 2 düz ördüm 1 2 3 ters ördüm 1 2 Düz ördüm, kenar ilmeği de ters ördüm arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünden ikinci sıramızı bu şekilde ördük. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim, üçüncü sıradayım. Modelimizin ön yüzünde üçüncü sırada. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki ters ördüm. İki ters ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde bir, iki, üç düz ördüm. Tekrar bir, iki ters ördüm. Bakın bu şekilde düz ilmeğe geldiğimizde ise buna aynı Selanik örer gibi şöyle bir sıra alta batıyorum. Bakın bir göz alta batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde örüyorum ve bırakıyorum aynı Selanik örer gibi. Burası bir model. Modelimizin ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım ve bu işlemi tekrarlayacağım. Tekrar modelimi anlatıyorum. Bir, iki ters ördüm. Bir, iki, üç düz ördüm. Tekrar bir, 2 ters ördüm. Bakın bu şekilde düzülmeye geldiğimizde ise bunu şöyle bir sıra aşağı batıyorum arkadaşlar. Hani Selanik örer gibi ve bırakıyorum. Tekrarlıyorum modelimi. 1 2 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm. Tekrar 1 2 ters ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Modelimizin ön yüzünden 3. sıramızı da bu şekilde yaptık. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim. 4. sıradayım modelin arka yüzünde dördüncü sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum dördüncü sırada bu şekilde bir iki düz ördüm bir iki üç ters ördüm tekrar bir iki düz ördüm ve bir ters ördüm modelimizin arka yüzünde dördüncü sırada yapacak olduğumuz işlem bu ve bunu tekrarlıyorum arkadaşlar bakın bir iki düz ördüm bir iki üç ters ördüm tekrar bir iki düz ördüm bir ters ördüm ve tekrar bir iki düz ördüm tekrar bir iki üç ters ördüm iki düz örerek modelimizin dördüncü sırasını tamamlıyoruz kenar ilmeğini ters örüyorum burası da modelimizin dördüncü sırası ve arka yüzü şimdi modelimizin ön yüzündeyim ben sizlere bir model anlattım gördüğünüz gibi modelimiz şu an hiç belli değil Şimdi modeli ikinci kez tekrar bir kez daha anlatacağım arkadaşlar. Şurada modelimizi lastiğimizin üstüne ilk birinci sıra nasıl kurduysak ikinci modelimizi de aynı kuruyoruz. Modelimizi ikinci kez anlatıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci sıramızı tekrarlıyorum. Bakın bir, iki ters ördüm. İki ters ördükten sonra bakın sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde. Üç düz ilmek olacak arkadaşlar. Bu üç düz ilmeği üçünü birlikte alıyorum. Düz örgü olarak kesiyorum. Bir kez doluyorum. Tekrar bir kez daha kesiyorum. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Tekrar 1 2 ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde düz olacak. Bu düz ilmeğimizin bakın ilmeğin içine değil de bir sıra alta batıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Modelimizin ön yüzünden birinci sıramızı bu şekilde devam ettireceğiz ve modelimi tekrarlıyorum. 1 2 ters ördüm. Bakın bu şekilde üç düzülmeye geldiğimizde ise bu 3 üç düzülmemizin üçünü de alıyorum. Ters örgü olarak kesiyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha alıyorum. Ve bırakıyorum. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Tekrar 1 2 ters ördüm. Bu şekilde tek düzülmeye geldiğimizde ise arkadaşlar bunu selanik örer gibi yani ilmeğin içinde değil de ilmeğin altından bir alt ilmeğe batıyoruz. Bir sıra aşağıya bakın bir sıra aşağıya batıyorum. Ve bırakıyorum. Tekrar bir iki ters ördüm. Bu şekilde üçlü düzülmeye düz geldiğimizde ise bunun üçünü birlikte e, ters örgü olarak kesiyorum. Bir kez doluyorum. Tekrar bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. Bakın üç ilmekten üç ilmek çıkarttım. Tekrar bir iki ters ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde bir kez daha tekrarladık arkadaşlar. Modelimizin arka yüzündeyim ikinci sıradayım modelimizin arka yüzünde ikinci sırada bakın bir iki düz ördüm yani sırasına gelen ilmeğimiz iki düz bu şekilde üçlü ilmeğe geldiğimizde ise bunu bir iki üç ters ördüm tekrar sırasına gelen ilmeğimiz bir iki düz tekrar bir ters modelimizin arka yüzünden ikinci sırada yapacak olduğumuz işlem bu bakın bunu tekrarlıyorum bir iki düz ördüm bir iki 3 ters ördüm. Bu 3 tersiniz ama gördüğünüz gibi 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yer arkadaşlar. Tekrar 1 2 düz ördüm. 1 ters ördüm. Tekrar 1 2 düz ördüm. Yine aynı şekilde bakın 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız yer. Bunu 1 2 3 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Modelimizi arka yüzden ikinci sıramızı bu şekilde yapacağız. Modelimizin ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Modelimizin ön yüzünde 3. sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3. sırada 1 2 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm. Tekrar 1 2 ters ördüm. Modelimizin ön yüzünde 3. sırada tekrar bakın bu şekilde tek düzülmeye geldiğimizde ise bir sıra aşağı batıyoruz arkadaşlar buradan bir ilmek alıyorum ve bırakıyorum ve tekrar bir iki ters ördüm bir iki üç düz ördüm tekrar bir iki ters ördüm tekrar tek düz ilmeğe geldiğimizde ise bir sıra aşağıdan batıyorum tekrar bir iki ters ördüm bir iki üç düz ördüm tekrar bir İki ters ördüm kenar ilmeği de ters ördüm modelimizin üçüncü sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz modelimizin dördüncü sırasındayım dördüncü sıramızda ise bir iki ters ördüm bir iki üç düz ördüm pardon iki, iki düz üç ters ördüm arkadaşlar pardon bakın iki düz üç ters tekrar bir iki düz ördüm tekrar bir ters ördüm Aynı şekilde 1 2 düz ördüm. 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 1 2 düz ördüm. 1 ters ördüm. Tekrar 1 2 düz ördüm ve 3 ters örüyorum arkadaşlar. 2 ters örüyorum. Kenar ilmeğinde ters örüyorum modelimizin dördüncü sırasını arka yüzden ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz şimdi modelimizin ön yüzündeyim ben sizlere modeli bir kez anlattım gördüğünüz gibi modelimiz hiç belli değil ben şöyle modelimi video öncesi bir parça çalışma hazırladım arkadaşlar modelimi örmesi çok kolay görüntüsü şahane bir model arkadaşlar modelim hem kabartmalı hem de çok güzel bir model modelimin güzeline bakar mısınız bakın şöyle çok güzel bir model oldu Ben model çok hoşuma gitti kabartmalı ve üç boyutlu bir model oldu arkadaşlar bu modelden çok güzel bebek yeleği olur, bebek hırkası olur, atkı olur, bere olur. Eşinize kendinize çok güzel süveterler, hırkalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Örmesi çok kolay bir model. 4 sırada tekrar eden örgü modelini ben sizlere iki kez anlattım. Daha anlaşılır olsun diye. Evet bu güzel modelime bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Bir de şöyle modelimin arka yüzünü göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde yeleklere, hırkalara, süveterlere, atkılara, berelere çok yakışacak bir örgü modelinden bahsettim arkadaşlar. Bugünkü modelim de bu güzel örgü modeliydi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.